Merhaba arkadaşlar, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün BİM'den aldığım Aeron nasıl okunuyorsa bilmiyorum. USB mini fanın kutu açılımını yapacağız. Pek böyle kutu açılımları yapan biri değilim arkadaşlar. BİM'den aldığım için ve özellikle USB mini fan olduğu için arkadaşlar benim burada ihtiyacım oluyor buna. Hani özellikle böyle bir özellikleri olduğu için bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki ihtiyacı olan vardır. Hani merak eden vardır, alayım mı almayayım mı diye. Açıkçası ben de alırken çok kararsız kaldım. Alayım mı almayayım mı diye. Hadi alayım dedim. Burası sıcak oluyor. Odanın da kapısını kapatıyorum arkadaşlar. O yüzden de sıcak oluyor. Biraz da merak ettim açıkçası nasıl bir şey diye. Ve hadi alayım dedim. 25 TL'ye aldım BİM'den bugün arkadaşlar. 4-5 tane daha kalmıştı. Ve kutudan şöyle çıktı. Bir kağıt var içinde. Bu ne? Özellikleri, kullanım kılavuzu falan yazıyor. 2,5 wattla çalışıyor. Ağırlığı 447 gram. 533 gram arası değişiyor. Boyutları 192 çarpı 100 çarpı 198 milim. Neyse, o pek önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi benim birazcık ihtiyacım vardı burada açıkçası. Biraz sıcak oluyordu yaz aylarında özellikle. Daha önce de BİM'e gelmişti bunlardan. Evet, şöyle USB kablosu var arkadaşlar. 2.0 ile çalışıyor. Ve arkasında açma kapama düğmemiz var arkadaşlar. Masamızın üstüne koyduğumuz zaman şöyle aşağı yukarı kafası eğiliyor. Hemen denemek istiyorum ben. Lan ultra sessiz demiş ya. Hakikaten ultra sessiz demiş şurada bak şimdi. Yani bu ultra sessiz mi şimdi? Hatta durmuyor resmen ya. Yani fena değil. Şurada ultra sessiz. İnşallah odak yapar kamera ama. Şöyle göstereyim, ultra sessiz yazıyor. Hiç de ultra sessiz değil. Hani pek takılmadım o sesine ama neden ultra sessiz diyorsun kardeşim? Neden ama? Bu arada arkadaşlar, ses kaydını bu mikrofondan alıyorum. Daha önce TTNET'le ilgili bir videomda bir kullanıcı yorum yazmış benim videoma. Güya mikrofon kullanıyorsun diye. Dedim. Neyse, çok uzatmadım. Yani mikrofonumu beğenmedi, mikrofonun ses kalitesini beğenmedi, bilmiyorum. Rodenti USB mikrofon bu da. Yani öyle ufak tefek sıradan bir mikrofon değil. Neyse arkadaşlar, konumuz mikrofon değil. Geçen seferden aklımda kalmış. O yüzden söyledim. Ses kaydını buradan alıyorum. Neyse arkadaşlar, hız ayarımız yok. Tek bir ayarla aç kapama düğmesi var bu şekilde. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şimdi ben bunu böyle koyacağım buraya. Bakayım. Evet, fena değil ya. İşimi görür. Birazcık ses yapıyor ama o kadar da olacak. Gerçekten de ben 1080 Ti'yi aldığımdan bu tarafa arkadaşlar aşırı bir ısı oluyor bu odada. 1060'la olmuyordu. Bir sene 13-14 ay 1060 kullandım arkadaşlar. Hiç ısı sorunum yoktu benim. Isı problemim yoktu. Özellikle 1080 geldikten sonra aşırı bir ısı fark ettim. Çünkü 60 dereceye kadar fanlar dönmüyor otomatikte. Yani programla ben kendim döndürebilirim ama programı kullanmadığım zaman 60 dereceye kadar fanlar dönmüyor. Acayip bir ısı oluyor kasada. Ne oluyor? Isı da önden iki tane fanla itiyor. Arkadan bir tane egzoz fan alıyor ısıyı. Odaya dağıtıyor. Ses olmasın diye de gece ben odanın kapısını kapatıyorum. Aşırı sıcak oluyor. Yaz aylarında özellikle. Ve kışın da gerçekten bu odaya ısıtmaya hiç gerek yok. Hiçbir şeyle. 1080 Ti ısıtıyor. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Yani aşırı ısıtmıyor ama odanın sıcaklığını hani üşümeyecek derecede ısıtıyor. Neyse, konumuz bunlar değil. Konumuz fan da arkadaşlar. Şöyle masanıza koyduğunuz zaman klavyede kırmayalım. Şu altındaki şu zımbırtılar, ha bunlar oynuyormuş böyle. Ben de diyorum niye durmuyor? Tamam, şimdi anladım. Şimdi duracak. Bir de bu tarafa geçmiş bunun böyle. Şu plastik kaplama mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Evet. 10 numara durdu. Gerçekten. Yere koyduğun zaman bir uğultu oluyor. Şöyle. Şimdi kaldıracağım.
Ses gidiyor bak şimdi. Ses geliyor. Yere koyduğum zaman. Acaba böyle mi duracak bu? Yok abi. Bu şekilde arkadaşlar. Masanın üstüne koyduğun zaman düz bir yere. Diyelim böyle duracak. Burada lastik olduğu için, basmada olduğu için ses yok ama normal bir üst tahtaya koyduğun zaman ses yapıyor arkadaşlar. Evet. Ekstradan bir uğultu oluyor düz masaya koyduğun zaman. Fena değil ya. 25 lira. Çok da abartılacak bir şey değil. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Merak edenler için özellikle. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.